Sayın Dekanım, değerli hocalarım ve kıymetli misafirler. İmsak Öğrenci Kulübü olarak düzenlemiş olduğumuz etkinliğe hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İslam dünyasının en büyük sorunlarından biri haline gelen tekfircilik ve mezhepçilik üzerinde çokça düşünülmesi gereken kavramlardır. Bu anlamda bu iki tehlikenin boyutlarını görebilmek için alanın uzman isimlerinden biri de sizleri buluşturmak üzere bir araya getirmiş bulunmaktayız. Programa başlamadan önce hocamızın özgeçmişini sizlere paylaşıyorum. Profesör Doktor Mehmet Ali Büyükkara, lisans ve yüksek lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İlahi Fakültesini tamamlamıştır. Doktorasını da İngiltere Edinburgh Üniversitesi'nde İslam mezhepleri tarih alanında yapmıştır. Hali hazırda kendisi İstanbul Şehir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nin dekanıdır. Ayrıca İnsan ve Medeniyet Hareketi Yüksek İstişare Kurulu üyesidir. Büyükkara Hoca'nın geçmişten günümüze Kabe'nin işgali, Ehl-i Beyt ve Ehl-i Devlet Musa Kazım Ali Rıza dönemi Şiiliği ve Abbasiler, çağdaş İslami akımlar, İhvan'dan Cüheyman'a Suudi Arabistan ve Vehhabilik, İmamet Mücadelesi ve Haşimoğulları gibi kitapları ve çeşitli dergilerde de yer almış makaleleri bulunmaktadır. Dini aşırılığın iki yüzü, tekfircilik ve mezhepçilik başlıklı konuşması yapmak üzere Profesör Doktor Mehmet Ali Büyükkara hocamızı sahneye davet ediyoruz. Selamu ala Resulina Muhammed ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Kıymetli hocalarım, değerli öğrenciler, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Konumuz İslam dünyasının en önemli sorunlarından olan mezhepçilik sıkıntısı ve tekfircilik sıkıntısı. Sorunları. İlk önce mezhepçilikten başlayacağım, sonra tekfirciliğe döneceğim. Burası İlahiyat Fakültesi olduğu için biraz teknik bilgiler, yani kelami bilgilerle de mücehhez bir sunum yapacağım. İnşallah anlaşılır, inşallah faydalı olur. Konuşmama başlamadan önce bir başından geçen olayı, hatırayı anlatarak başlamak istiyorum. Bundan 3 yıl evveldi, 2,5 yıl evveldi. İran'da İslam Alimleri Birlik ve Beraberlik Sempozyumu, işte Tevhid, Vahdet, Birlik vesaire şeklinde orada çok sık bu tür etkinlikler yapılır. Bunlardan bir tanesine davet edildim. Daha doğrusu şöyle oldu. Diyanet İşleri Başkanımız o zamanki Mehmet Görmez Hoca davet edilmiş. Fakat o zaten bir hafta önce oradaymış. Ben gelemesem bile birisi gelecek demiş. Onun yerine, ona vekaleten bizi uygun gördü. Oraya gittik. Konu vahdet, birlik, beraberlik. Ama özel bir konusu da var toplantının. Özel teması var. Özel teması da tekfircilik, selefilik ve tekfircilik. Bir tebliğ hazırladık orada konuşmamız için. Bize söz vereceklerini söylediler. Ve sonra teyit de ettik buradaki büyükelçilikten. Ne kadar süre vereceksiniz? Onun süresini de aldık.
Sonra ona göre bir metin hazırladık, tebliğ hazırladık. Tebliği Arapça hazırladık, Arapça sunmak için. Tebliğimiz aynı buydu. Tekfirciliğin iki yüzü, dini aşırılığın iki yüzü, tekfircilik ve mezhepçilik. Şimdi konu, toplantının konusu tekfircilik. Ama biz bir de ilave ettik ona, mezhepçiliği ekledik. Ve bu eklememiz ve bu hazırladığımız tebliğ karşı tarafı demek ki çok rahatsız etmiş ki oraya gittiğimizde buradaki büyükelçilikten, kültür art ateşiliğinden zamanında gitmeden evvel teyit de almamıza rağmen, hatta bir nevi Diyanet İşleri Başkanlığı'na vekaleten orada bulunmamıza rağmen yani bize divan başkanlığı falan verdiler, böyle göstermelik buraya çıkarttılar, oturdular ama tebliğimizi söz verdikleri halde sunmamıza müsaade etmediler. Tabii biz orada protesto ettik. Niye müsaade etmediler? Çünkü dini aşırılığın tek bir yüzü yok. Yani tekfircilik yok, selefilik, tekfircilik. Bir de ikinci bir yüzü var, mezhepçilik. Tekfircilik, selefilik İran'ın rahatsız olduğu bir şey. Kendilerini tekfir eden bir Vehhabi Selefi akım var. Suudi bunun sahibi olan Suudi Arabistan'la siyasi sorunlar da yaşıyor. Orta Doğu'daki bu mezhepler savaşı denen, vekalet savaşı denen sorunların önemli bir parçası bu. Ama iş bununla kalmıyor. Bir de İran'ın sahip çıktığı bir Şii mezhepçilik var. Biz tebliğimizi buna da ilave edince demek ki bu anlaşıldı. Orada yani mücamele de yapmak suretiyle, yani böyle bir çok saygısız biçimde bunu yapmadılar. Gayet üsturuplu biçimde yaptılar ama bizi o kürsüden uzak tuttular. Çünkü tekfircilik tek başına sorunun kaynağı değil. O ciddi bir sorun. Bugün daha çok zaten ben işin o tarafıyla ilgileneceğim. Sunumum teknik şeyleri de içerecek biçimde tepicilik üzerine olacak. Fakat işin bir de mezhepçilik boyutu var. Bu mezhepçilikten başlayalım isterseniz. Mezheplilikle mezhepçiliği birbirine ayırmak lazım. Yani bunun üzerinde fazla durmayacağım. Bunu biliyorsunuz. Yani mezhep olmadan bir dinin gelişmesi mümkün değil. Yani çünkü sosyolojik ve psikolojik gerçeklere bu aykırı. Peygamber Efendimiz zamanında mezhepler olmamış olabilir ama ondan sonra bilinen sebeplerle, sosyopsikolojik ve sosyopolitik sebeplerle öbür dinlerin başına gelen şey Müslümanların da başına gelmiştir. Mezhepler doğal olarak doğmuştur. Bunun birçok faydası da vardır. Dini bilgiyi disipline etmiştir. İnsanların önüne farklı seçenekler koymuştur. Eğitim öğretimde dayanışma, tebliğde dayanışma yaratmıştır. Mezhepli olmanın pek çok avantajı da var. Dezavantajları yanında. Dezavantajı işte mezhepli olmanın, yani gayet doğal, sünnetullahın belki bir parçası olan, insan olmanın bir parçası olan ihtilaf etme ve ihtilafın arkasından cemaatleşme ve cemaatleşmenin arkasından o cemaatlerin bazılarının uzun vadede mezhepleşmesi bu dünyanın tabii olaylarından, sosyal olaylarından, sosyopsikolojik olaylarından bir tanesi. Bundan kaçmak mümkün değil. Ama problem olan bu mezhepli olmanın, gerek fıkhi mezhepli olmanın, gerek itikadi mezhepli olmanın, mezhepçi olmaya evrilmesidir. Problem budur. Veyahut ihtilafın Cenab-ı Allah'ın Kur'an'da yasakladığı tefrikaya dönüşmesidir. Bir zenginlik olan ihtilafın tefrikaya dönüşmesidir. Bu mezhepçilik dediğim şey bu.
Mezhepçiliğin nedir özellikleri? Kendi mezhebini tek doğru mezhep olarak görmek. Öbür mezhepleri başta tekfir olmak üzere en tehlikelisi olan tekfir olmak üzere dışlamak. Cemaathaneleri ibadethaneleri ayırmak. Birbirinin arkasında namaz kılmayı terk etmek. Birbirlerinden kız alıp vermeyi terk etmek. Eğitim öğretimi tek bir mezhep üzerine şekillendirmek. Bu normal olabilir ama öbür mezheplere yasak koymak, öbür mezhepleri bir yok edilmesi gereken kötülük odakları olarak görmek, din dışı ilan etmek vesaire. Bu işin mezhepçilik tarafı ve doğal mezhepler arası diyaloğu engelleyecek biçimde bir mezhebi promote etmek, öne çıkartmak, diğerinin zararına çalışmak, yani tebliğ, kendi mezhebini tebliğ etmek, onun propagandasını yapmak insan hakları bağlamında normal olabilir. Ama diğerlerini yok etmek amaçlı olarak bunu yaparsanız ve bunu yaparken nefret suçunu işlerseniz bu artık mezhepçilik boyutuna giriyor. Bugün Orta Doğu'da aslında bir mezhep savaşı görüyoruz, mezhepler savaşı görüyoruz. Bu baktığımızda tarihe geriye doğru arizi bir durum. Yani zaman zaman bugün yaşadığımız durumlar ortaya çıkmış tarihte. Ama bu geniş tarihe baktığımızda bu olumsuz zaman parçalarının arizi olduğunu, yani gelip geçici olduğunu, çok kanlı oluyor, çok maliyetli oluyor ama bir yerde bitiyor. Bittiği yerde de bittiği yerden itibaren de bu savaşan kesimler ne oluyor? Kaldığı yerden beraberce yaşamanın tekrar çaresine bakıyorlar ve bunu başarıyorlar ve bunlar bu iyi durum, bu barış durumu, bu sulh durumu yüzyıllar boyu devam ediyor. Yeni bir kriz doğana kadar. Yani tarihe baktığımızda bunu görüyoruz. Bugün bu yaşanan durumda bitecek. Bundan 10 sene evvel bu halklar bugün birbirine silah çeken, hatta birbirinin boğazına basan ve kesen kesimler daha önce beraber yaşıyorlardı. Aynı camiyi paylaşıyorlardı. Ben 2011'de Yemen'deydim. Yemen'de o zaman bu iç savaş başlamamıştı henüz. Arap Baharı'nın ilk dönemleriydi. Tek tek camilere gittik, alimlerle görüştük. Orada Zeydiler ve Sünniler beraber yaşıyor. Aynı camide namaz kılıyorlar. Özellikle sordum, birbirlerinizden kız alıp veriyor musunuz? Hiçbir sorun yok dediler. Gayet güzeldi her şey. Yani İslam dünyasında imrenebileceği bir durum söz konusuydu. Ama bir sene, bir buçuk sene sonra işte Husilerle başlayan o isyan, Suudi Arabistan'ın müdahale etmesi, İran'ın Husi isyanının arkasında durması, bir nevi Husiler ve öbür Selefiler üzerinden vekalet savaşını başlatmaları Suudi Arabistan ve İran'ın, Amerika'nın müdahalesi, El-Kaide'nin orada belirmesi, arkasından DAEŞ'in ortaya çıkması Yemen'de. Bugün milyonlarca insanın yer değiştirmesine, yüz binlerce insanın sebepsiz yere ölmesine, salgın hastalıkların, koleranın yaygınlaşmasına neden olan bir felakete dönüşmüş durumda. Bunun arkasında işte mezhepçilik yatıyor. Yani Suudi Arabistan'ın mezhepçiliği, İran'ın mezhepçiliği, tabii mezhepçinin arkasında da siyasi şeyler var. Yani siyasiler bu güç savaşını bırakınca mezhepçilik de ortadan kalkıyor. Bu ne zaman gerçekleşecek bunu bilmiyoruz.
Şimdi işin bu tarafı, bu çok anlaşılır bir şey, teknik bir şeyi yok, tarafı yok. Diğer taraftan bir de tekfircilik meselesi var. Bugün yine Müslüman'ın en büyük sorunlarından bir tanesi. Tekfircilik deyince işte aklımın ilk noktası selefi kökenli olmaları. Birbirlerini selefi olmamakla suçlasalar da, itham etseler de hepsine baktığımızda selefi bir arka plana sahip olduklarını görüyoruz. Ama peşinden söyleyeyim, tekfirciliği sadece selefilikle ve vehhabilikle özdeşleştirmek de doğru değil. Bugün tarikat yapılarında da biz maalesef, yani bu işten en uzak olması gereken tarikat yapılarında da bir takım kendisine sünni diyen kesimlerde de bu tekfirciliğin gittikçe yaygınlaşmaya başladığını görüyoruz. Dinamikleri farklı olsa da sonuç olarak karşımıza tekfircilik ortaya çıkıyor. Şimdi selefilik tabii en çok bununla malul olan, bununla illetli olan dini yapıdır. Neden böyledir? Böyle buradan konuya girelim isterseniz. Yani selefilikte öbür mezheplerde olmayan ne vardır ki daha çok tekfircilikle maluldür? Çünkü selefilikte iman tarifi öbür sünni itikadi mezheplerdekinden biraz farklıdır. Eşarilik ve maturidilikte, özellikle hanefilik, maturidilikte bu çok daha belirgin eskiden beri, iman ikili tarif edilir. İman tasdiktir, kalpte o imanın ortaya çıkmasıdır. Bu Allah-u Teala'nın önünde vereceğimiz hesaptır aslında. Yani Cenab-ı Allah kalplere bakacaktır. Ama bu dünyada yaşıyorsak eğer ve kendimizi Müslüman olarak tanıtma durumundaysak bunun bir de dile dökülmesi lazım. Yani bizim Müslüman olarak bilinmemiz lazım. O nedenle iman kalp ile tasdik, dil ile ikrar olarak hanefilik, maturidilikte ve belli ölçüde eşarilikte bu şekilde tanımlanmıştır. Selefilikte ise, yani bu aslında ehli reyin tanımı oluyor. İlk önce söyleyeyim. Bu selefiliğin geçmişi Vehhabiliği de içine alan biçimde ehli hadis geleneğine, ehli hadis sünni geleneğine dayanıyor. İşte Ahmed bin Hanbel'lerden, İbn-i Teymiye'lerden süzülüp gelen bugüne. Yani sünninin iki ana damarından bir tanesi olan. Burada ise üçlü tarif ediliyor. Kalp ile tasdik, dil ile ikrar ve kalp organlar ile amel. Yani bu kalben inandığımız, dilimizle söylediğimiz şeyi bizzat göstermemiz lazım. Amellerimizle göstermemiz lazım. Gösteremiyorsak imanımız ortadan kalkıyor demektir. Yani nasıl gösteremiyoruz? Amellerimizi yapmıyoruz, namazı terk ediyoruz, içki içiyoruz, zina ediyoruz. O zaman amel imanın bir parçası olduğu için, o üçlünün bir parçası olduğu için bizim imanımız ortadan kalkıyor ve imansız bir duruma geçiyoruz. İşte bu fark, bu teolojik fark iman tarifindeki selefi yapılarda tekfirciliğe büyük kapı açıyor. O yüzden mesela hanefilikte biz veya eşarilikte daha az görüyoruz tekfirci yönelimleri ama selefilikte çok daha fazla görüyoruz. Çünkü iman tariflerinde bir farklılık var. İmanın cüzleri hususunda bir farklılık var. Ehli hadisin önemli imamlarından, tabi'in alimlerinden Süfyan Sevri diyor ki, mürciye ile bizim aramızda üç tane fark var. Mürciye ile bizim aramızda üç tane fark var diyor. Mürciyeden kastettiği fukaha mürciyesi veya daha sonra sünni mürciye dediğimiz Ebu Hanife ve ashabı, yani rey ehli
Irak ehli. Irak ehli. Onlarla bizim aramızda 3 fark var. İman hususunda. İşte onlar iman artar, bize göre artar eksilir, onlara göre artmaz eksilmez vesaire. Üçüncüsü önemli. Bize göre diyor, münafık vardır, onlara göre münafık yoktur. Üçüncü fark bu diyor. Nasıl olmaz münafık? Yani Kur'an-ı Kerim'de münafık suresi var, münafıkun suresi var, münafıklarla ilgili başka ayetler var, hadisler dünya kadar var. Siyere baktığımızda münafıklarla Peygamber Efendimiz'in bir mücadelesi ve muamelesi var. Nasıl olmaz? Bunlar var tabi Hanefiliğe göre, yani münafık kavram olarak var ama fiili olarak münafık gerçekten baktığımızda yok. Çünkü münafık ben Müslümanım diyor. Ben Müslümanım dediği için ona münafık ismi takılmıyor, Müslüman ismi takılıyor. Amelleri olmasa da, nifak alametleri bariz olsa da münafık ben Müslümanım dediği için Müslümandır. Ebu Hanife'ye göre. Münafık, ona münafık denmez. Gayrimüslim muamelesi görmez. Ama diğer taraf bu nifakı belirgin kılıp onu tekfir etme şeyine girebilir. Yani bu örneği niye verdim? Farkı anlayabilmemiz için. Evet, bu dediğim sebeple tekfircilik illetiyle daha çok malul olan Selefiye haliyle ehli bid'at bir fırka olan ve Peygamberimizin diliyle levmedilen haricilikle aynı pozisyona düşmekten kurtulamamıştır. Haricilik ile ehli bidat fırkalarından sayılıyor. Havariç cehennem ehlinin köpekleridir şeklinde hadisler var. Çok kullanılan, günümüzde de kullanılan bir hadistir. Yani tarihte yaptıkları belli, yanlış işler, katliamlar, kötülükler. Buna baktığımızda kimse harici olmak istemez. Bu haricinin en bariz şeyi, büyük günah işleyeni kafir saymaları, ameli imanın bir cüzü saymalarıdır. Burada haricilikle birleşme, aynı kulvara girme, aynı yerde durma riskiyle karşı karşıya kalıyor Selefiye bu iman tarifi yüzünden. Bu tabi her zaman tarih boyunca ehli hadisin, Vehhabinin, Selefinin üstünde bir yük olmuştur. Yük olmuştur. Çünkü tekfirin ağır sonuçları var arkadaşlar. Yani tekfir edilirseniz siz İslam toplumundan, ümmetten dışlanıyorsunuz. Yani evliyseniz kocanızdan, karınızdan boşalıyorsunuz. Cenaze namazınız kılınmıyor, mirastan mahrum oluyorsunuz. Müslüman kabristanına gömülmüyorsunuz. Bir sürü hukuki sonuçları var. Dolayısıyla çok ciddi bir şey. Yani başta canınız, malınız helal oluyor öbür Müslümanlara. En büyük problem bu zaten. Haricilik bunu pratize etmiştir tarih boyunca. Büyük bir başa bela olmuştur İslam toplumunda. Selefiye de dediğim sebeplerle aynı kulvarı paylaştığı için bu sıkıntıyı devamlı çekmiştir. Bundan kurtulmanın yollarını aramış. Ve özellikle İbn-i Teymiye zamanında, yani İbn-i Teymiye bunları yapmasaydı, yani bir açılım, bir rahatlama getirmeseydi belki Selefiye, ehli hadis ekolü, yani o zaman Selefiye ismi kullanılmıyor. Selefiye yeni bir isim ama o zamanki ismiyle Eseriler, yani nakilciler veyahut hadis ehli veyahut Hicaz ehli dediğimiz bu ekol, belki de yok olup gidecekti yani. Çünkü bu ağır bir yüktür üzerlerinde. Ne yapmış? İbn-i Teymiye zamanında bunlar formüle edilmiş. Yine iman tarifinden vazgeçilmemiş. Yine üçlü tarif ediliyor. Amel imanın bir parçası oluyor ama yeni kavramlar üretilmiş. Mesela
Küfrün dünü küfür. Küfrün altındaki küfür. Yani şirk küfür var ama amelsizlikten dolayı, büyük günah işlemeden dolayı ortaya çıkan küfür de var. Ama o küfür öbür küfrün altındaki küfürdür. Veyahut küfrün la yenkul anil mille. Dinden etmeyen küfür. Küfre giriyorsunuz ama o sizi dininizden etmiyor. Dininizden çıkartmıyor. Veya bir başka kavram yine İbn-i Teymiye zamanında çok konuşulan, onun kitaplarıyla daha yaygınlık kazanan, imandan çıkıyorsunuz ama İslam'dan çıkmıyorsunuz şeklindeki farklılıklar. Mesela Elbani, çağdaş selefi alimlerden Nasiruddin Elbani bunu itikadi küfür, ameli küfür olarak ayırıyor. İtikadi küfür siz bildiğimiz küfürdür. Ameli küfür ise yine küfür ismi hala devam etmekle beraber size Müslüman muamelesi yapmaya devam edilmektedir. Ümmetten, Müslüman toplumdan dışlanmıyorsunuz. Canınız, malınız helal olmuyor şeklindeki ara formüllerle kendilerini belli ölçüde rahatlatmışlardır. Haricilikten kendilerini bu yollarla en azından teorik ve teolojik olarak uzak tutmaya çalışmışlardır. Bu İbn-i Teymiye ve talebelerinin kendi mezhepleri adına bir başarısıdır. Fakat bu Vehhabilik akımının yine aynı çizgide ortaya çıkmasıyla büyük ölçüde bozulmuştur. 18. yüzyılda başlayan, 19. yüzyılda devam eden, 20. yüzyılda Suudi Arabistan'ın da işte o zenginliğiyle verdiği destekle daha da büyüyen bir akım olarak ehli hadis selefilik veyahut özel ismiyle Vehhabilik, bu tekfirden uzaklaşma, haricilikten uzaklaşma şeklindeki çabaları bozmuştur. Yani İbn Abdülvehhab'ın hareketlerine baktığımızda bunu görüyoruz. Vehhabilik ne getirmiş? Bir defa siyasallaşma, yani Suud devleti ile Vehhabilik kuruluşu aynıdır, eş zamanlıdır. Böylece Suudi siyasetiyle siyasileşmiştir Vehhabilik. Bu birincisi. İkincisi, tekfiri aşırı kullanmıştır. Tekfir silahını. Bununla yetinmemiş, tekfir ettiği kesimleri tethiş etmiştir. Yani terörize etmiştir. Onları tekfir ettiği dışarı kesimlere şiddet uygulamıştır. Cihat adı altında onların tabir caizse mal ve can emniyetlerini ortadan kaldırmıştır. Bu tabii kendi zamanında aynı mezhepten olan Hanbeli, Selefi veya Ehli Hadis Eseri dediğimiz kesimleri dahi rahatsız etmiş. Mesela kardeşi Muhammed İbni Abdülvehhab'ın kardeşi Süleyman İbni Abdülvehhab, öz kardeşi Süleyman bin Abdülvehhab, Vehhabiliğe ilk reddiye yazan kesimdir, bir kişidir. Es-Sevâikul İlâhiye Firred Alel Vehhabiye isimli risalenin sahibidir. Aynı ekolden olan Yemen ulemasından Emir San'ani ve Neylül Evtar sahibi Şevkani'nden Vehhabiliğe rezervleri olduğunu, yani tevhid hususunda aynı görüşleri belki paylaşmış olmalarına rağmen bu tekfir ve tethiş, ölçüsüz tethiş hususunda aynı görüşleri paylaşmadığını ve onu reddettiklerini görüyoruz. Şimdi tekfirciliğin bazı özelliklerini belirtmemiz gerekiyor. Bu Vehhabilik sonrası ortaya çıkan, özellikle belirginlik kazanan 19. yüzyılda artık üzerinde bir literatürün oluştuğu ve 20. yüzyılda da bunun devam ettiği ve maddi güç ile beraber dünya üzerinde
yaygınlık kazanmaya başladığı, doğal coğrafyasının dışına taştığı 20. yüzyıla baktığımızda bazı özellikleri görmemiz, teşhis etmemiz lazım. Buradan devam edelim. Mesela umumi tekfir. Muhammed bin Abdülvehhab'ın başlattığı bir şeydir bu mesela. Rakibi olan Süleyman bin Süheym'i tekfir ediyor. Bunu kitaplarında, onun fetvalarında görüyoruz. O da bir alim, tekfir ettiği Süleyman İbni Süheym ve onun bulunduğu harç mıntıkasını da tümüyle tekfir ediyor. Ve onların üzerine Vehhabi inzibatları salıyor ve orayı tetkiş ediyor. Terörize ediyor yani. Alimi tekfir etmekle kalmıyor, onun bulunduğu, onun etkisinin altında olan toplulukları da tekfir ediyor. Bugün mesela çoğu selefi yapıda gördüğümüz bir özelliktir umumi tekfir dediğimiz. İbn-i Teymiye öncesinde olmayan, hatta İbn-i Teymiye'de bile olmayan ama bu Vehhabilik sonrası yaygınlık kazanan bir kavram var. El-Velâ vel-Berâ. Bunu da bir özellik olarak bilmemiz lazım. İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin mutlaka bilmesi gereken, bugün çokça tekrarlanan bir kavramdır. El-Velâ vel-Berâ. Yani dostluk göstermek ve teberri etmek, uzaklaşmak. Kimden? Doğru itikat üzere olanlara sevgi beslemek, dostluk göstermek. Doğru itikat üzere olmayanlara karşı düşmanlık etmek, onlardan uzak durmak. Ya bunun Kur'an'da filan karşılığı var, Hazreti İbrahim'in teberrisi filan var ama yani böyle bir kavramlaştırmayla bunu bağlantılamak doğru olmaz. Yani bizim kelam, klasik kelam kitaplarında mesela Maturidi'de, Eşarik'te rastlamadığımız bir kavramdır. El-Velâ vel-Berâ. Bunun bir başka versiyonu Şiilik'te var. Tevellâ ve teberrâ şeklinde karşımıza çıkıyor. Belli ölçüde Aleviliğe de geçmiştir bu. Anadolu Aleviliğine de geçmiştir. Mü'mine velâ, kafire berâ veya sünnet ehline velâ, bid'at ehline berâ şeklinde karşımıza çıkıyor. Onlarla oturmamalı, yemek yememeli, iş yapmamalı, onların ilim halkalarına gitmemeli, onların kitaplarına dahi bakmamalı şeklindeki dışlamacı bir anlayış. Ne gibi sonuçlar, yani bunun aşırı kullanımı ne gibi sonuçlar ortaya çıkartıyor? Belli ölçüde mesela bir rejim veya bir devlet tekfir edilince bu el-velâ vel-berâ üzerinden tekfir umumileştiriliyor. Umumi, genel bir hale getiriliyor. Rejim ve devlet bir şekilde tekfir edildi diyelim. Bunun haklı veya haksız olduğunu tartışmıyorum ben. Sonra burada kalmıyor iş. Bu el-velâ vel-berâ üzerinden mesele genişletiliyor. O devletin memurları öncelikle tekfir ediliyor. Bilhassa hakimleri, savcıları, askerleri, yani kritik noktada olanlar, adalet mekanizmasındakiler, askeriyedekiler, emniyet bürokrasisi ne oluyor? O rejimi korudukları için tekfir ediliyor. Burada da kalınmıyor. Bir kısım çıkıyor, hayır diyor. Mesela bankadaki memur, okuldaki öğretmen, postanedeki postacı da tekfir edilecek diyor. Çünkü onlar da bu devlete bera tavrını göstermeleri gerekirken velâ tavrını gösteriyorlar. Ona kendilerini bağlıyorlar, onlardan maaş alıyorlar, ses çıkartmıyorlar. Bu da yetmiyor bazı, yani bu tabi ileri dereceye gittikçe bunu yapanlar marjinalleşiyor. Fakat bu devam ediyor. Hayır diyorlar, bu memurların tekfiri, öğretmenlerin tekfiri filan da yetmez. Bu
devlete, hükümete tepkisiz kalan halk da tekfir edilecek. Halk da tekfir edilecek diyor. Daha da bunu ileri götüren marjinalleşme pahasına daha da ileri götüren gruplar oluyor. Onlar da çıkıyor diyorlar ki hayır diyorlar, yani halk tekfir edilecek, cami ise de tekfir edilecek şeklinde bu genişletiliyor. Ve burada başka kavramları görüyoruz artık. Aslında el vela vel bera normal durumda nasıl olması gerekir? Allah'ın kafir saydığının tekfiri, bunda herhangi bir sorun yok. Allah'ın kafir saydığı, açıkça küfrünü belli ediyorsun. O tekfir edilebilir. Bunun bir ilmi var, bunun ölçüleri var. Buna ehil olan bunu yapar. Yapılması da lazım, yoksa ortada ölçüde kalmaz. Yani bunu da söylemek gerekiyor. Dinden gerçekten çıkan, mürtet olan insanın tekfiri gayet normaldir. Ama işte bu elvela ve beranın dediğim şekilde umumileştirilmesi artık işi içinden çıkılmaz bir hale getiriyor ve bir takım kurallar ortaya çıkıyor. Mesela bu kuralları biz Muhammed İbni Abdülvehhab'ın kitaplarında, risalelerinde görüyoruz. İki tanesi çokça bugün dile getirilir. وَمَنْ لَمْ يُكَفِّرْ كَافِرًا فَقَدْ كَفَرْ. Kim kafiri tekfir etmezse o da kafirdir. Yani senin Müslüman olmanı anlayabilmem için benim kafir saydığımı kafir saymalısın. Eğer benim kafir saymadığımı kafir saymazsan sen de kafirsin. وَمَنْ لَمْ يُكَفِّرْ كَافِرًا فَقَدْ كَفَرْ. Veya bir başka kural. مَنْ شَكَّ ف۪ي كُفْرِ كَافِرٍ فَقَدْ كَفَرْ. Kim kafirin küfründe şek ve şüphe ederse o da kafirdir. Yani ben birisine kafir diyorum ama sen diyorsun ki acaba bu adam tekfir ediyor ama çok da haklı sayılmaz. Buna Müslüman muamelesi yapmalıyım. Çünkü Peygamber Efendimiz ne demiş? Kim mümini, bir mümine kafir derse ve o sıfat onda yoksa o ithamı geri döner demiş. Ben bundan korkarım. Senin kafir, sen o fikirde olabilirsin, birisini tekfir edebilirsin ama ben şimdilik bunu yapmıyorum dese... Men şekke fi küfri kafirin fekat kefer. Kim kafirin küfründe şüphe duyarsa o da kafirdir. Bugün mesela biz bu özellikle cihadi ekolün şeyh müfti saydığı Ebu Muhammed Maktisi gibi veyahut Ebu Katade gibi bugün çokça ismi geçen isimlerin kitaplarına baktığınızda bu kavramların çokça kullanıldığını görüyoruz. Ve bu şahısların risalelerine baktığımızda tekfir yorumlarının İbn Teymiye'nin vesaire ismi geçiyor. İbn Kayyım'ın, bu gibi ehli hadis alimlerin isimleri geçiyor ama bu isimler daha çok Vehhabi ulemanın yorumlarıyla karşımıza çıkıyor. Gerçekten o İbn Teymiye'nin ki Şeyhül İslam lakabına hakkıyla hak eden, buna layık olan büyük bir alimdir. Yanlışlarıyla, doğrularıyla. Kimse yanlıştan münezzeh değil. Ama onun yan yana koyduğumuzda metrelerce ölçebileceğimiz bir külliyatı var değil mi? Ona baktığımızda İbn-i Teymiye'den bir tekfirci çıkmaz. Ama siz İbn-i Teymiye'nin görüşlerini Vehhabi şerhlerle o gözlükle bakarsanız oradan ciddi bir tekfir şeyi çıkar.
Ve gerçekten bugün baktığımızda bizim işte bu Makdisi'nin, Ebu Yahya el-Libi'nin, Enver el-Eflaki'nin, Ebu Katade'nin yazdıklarına, çizdiklerine, Atiyetullah el-Libi'nin bugün işte belli tekfirci kesimlerin çokça referans verdiği eserlerinde, bu şahısların külliyatlarına baktığımızda, eserlerine baktığımızda hep biz Vehhabi, yani Necid ulemasının şerhlerinin kuvvetli izlerini görmekteyiz. Necid ulemasının, yani Suudi Arabistan'daki Necid ulemasının 19. ve 20. yüzyılda yaptıkları şerhleri rahatlıkla görmekteyiz. Onlar zamanında Osmanlı'yı da tekfir eden isimlerdi. Yani bu isimler, Necid uleması dediğimiz isimler. Evet. Elvela vel bera dedik. Bir başka özellik tekfirciliğin, kendilerinden olmayan insanları irca suçlamasıyla suçlamak. Burada çok ciddi bir hile var. Şimdi irca, bizim klasik kelam kitaplarımıza, makalat, mezhepler tarihi kitaplarımıza baktığımızda irca fikri veyahut onun sahibi olan mürciye bid'atçı bir fırka olarak kabul edilir. Özelliği nedir? Ameli imandan saymamaları, insanları tekfir etmemeleri, bir insanı günahlarıyla beraber ben Müslümanım demesi yeterli, Müslüman saymaları, münafıksa yine Müslüman saymaları, çünkü karşı taraf ben Müslümanım diyor, münafık bile olsa. Ama bu münafık mı değil mi, onun kararını, son kararını Allah'a bırakma, irca demek, onun o kararı dünyada değil, dünyada kendisi kesmiyor, o kararı kendisi vermiyor. Kararı Allah'a, ahirette havale ediyor. Çünkü Cenab-ı Allah Allâmul gulûb veya şöyle Allâmul kulûb, kalplerdeki olanı bilendir. Kalplerin sırrını bilendir. Estağfirullah ve yunebbi'ukum fîmâ küntüm fîhî tahtelifun. İhtilaf ettiğiniz konularda son hükmü verecek, doğrusunu size haber verecek odur. Bunu da ne zaman yapacaktır? Ahirette. Bu irca neden bid'atçı sayılmış? Çünkü bazı mürciiler demişler ki amelin hiçbir önemi yoktur. Bir insan Müslümanım derse hakiki Müslümandır. Günah ona hiç zarar vermez demişler. En problemli tarafı bu. Günah ona zarar vermez. Bir nevi bugün hani kalbimiz temiz, gerisini boş ver tavrı var ya, ona çok benziyor. Bunun İslam alimleri haklı olarak eleştirmiş ve yanlış saymış. Çünkü günah mümine zarar verir. Ebu Hanife, ki kendisi de parantez içinde mürci'i sayılan, ehli hadis tarafından mürci'i sayılan bir alimdir bu konunun. Bu noktada eleştirilen bir alimdir. Hani Süfyan-ı Sevri'nin ifadesiyle münafıka münafık demediği için, münafığı kavramsal olarak kabul etmekle beraber hakikat olarak kabul etmediği için. Fakat Ebu Hanife ne diyor mesela Fıkh-ı Ekber'de? Bir kişi diyor, büyük günahı sebebiyle, büyük günahı affedilebilir ama küçük günahı sebebiyle azap görebilir. Yani küçük günahı bile insana zarar verebilir. Bu noktada yani laubali bir iman anlayışı yok. Günahı çok önemli görüyor. Ama mürciye dediğim sebeplerle kitaplarımıza baktığımızda şeyler içinde görülüyor. Bidatçı fırkalar içinde görülüyor. Şimdi mürciyenin, ki bunun içine Ebu Hanife de giriyor o dönemdeki ismiyle, onlara fukaha mürciyesi ismi veriliyor.
önemli ortak özellikleri tekfir etmemeleri. Şimdi bugünkü Selefiler veyahut işte içlerinde tekfirciler kendileri gibi tekfir yapmayanları mürci'e olmakla suçluyorlar. Bu çok yaygın bir suçlamadır. Çok yaygın ama o kadar da haksız bir ithamdır. Çünkü kendileri gibi tekfir etmeyenler kimlerdir? Maturidiler, Hanefilerdir. Malikiler, Şafiiler, Eş'arilerdir. Tekfir etmedikleri için, onları kendileri gibi davranmadıkları için onları mürciilikle suçluyorlar, mürciye olmakla suçluyorlar. Ama bu suçlamalarında kastettikleri mürciye ehli bid'at mürciyesi. Yani ümmetin gözünde onları değersizleştiriyorlar. Değersizleştiriyorlar. Oysa irca fikri Ebu Hanife'nin yorumuyla gayet güzel bir yorumdur. Gayet güzel bir yorumdur. Doğru bir yorumdur. Ve ehl-i sünnetin çoğunluğunun takip ettiği bir yoldur. Ehl-i sünnetin çoğunluğu ve buradan zaten ehl-i kıble tekfir edilemez prensibi çıkmıştır. Ve ehl-i sünnetin en önemli prensibi haline gelmiştir. Evet. Tabii bu bütün bunların sonucu nedir? Hakiki kafirleri bırakıp Müslümanlarla uğraşmak, Müslümanlarla mücadele etmek, Müslümanlarla savaşmak şeklinde kendisini belli etmektedir. Bunun en yakın örneği, en meşhur örneği IŞİD, DAEŞ örneğidir. Yani IŞİD'in, DAEŞ'in İsrail'e bir taş attığı bile görülmemiştir. Ama katlettiği Müslümanların sayısı on binlerle ifade edilmektedir. Çünkü tekfir bunu getiriyor. Bunun gerekçesi ne? Kendi literatürlerine, kitabiyatlarına baktığımızda şöyle diyorlar. Önce içteki sorunlar çözülmeli. İç bozuk olunca dışarıyla uğraşmanın bir manası yoktur. İlk önce itikad, iç bütünlük sağlanmalı şeklinde bir şeyi var. Yani bunun da pratik olarak ilk önce Darül İslam oluşturulmalı şeklinde bir hedefi ortaya çıkıyor. Darül İslam nedir? Kendileri gibi düşünen, itikaden aynı menheç, onların kullandığı ifadelerle aynı menheç üzere olan kesimlerin bir arada olduğu ve içlerinde bir emir seçip ona itaat ettikleri topluluklardır. Onun dışındakiler, bu Darül İslam'ın dışındakiler, Darül Harp hükmündedirler. Onların can ve mal emniyetleri ortadan kalkmıştır. Can ve malları helal hale gelmiştir. Ve bu kesimler, yine bir özellik olarak zikredelim, ehli sünneti kendi tekellerine almaktadırlar. Kendilerini ehli sünnetin merkezine koymakta, merkezini de bırakıp sadece kendilerine mahsus bir düşünce olarak ehli sünneti takdim etmektedirler. Bunun dışındakileri ya ehli bidat veyahut ehli şirk, ehli küfür, daha kötüsü ehli şirk ve ehli küfür olarak takdim etmektedirler. Şaz görüşleri icma varmış gibi gösterme taktiğinde bulunmaktadırlar. Mesela İbn-i Abdülvahhab da bunu görüyoruz. 18. yüzyılda yazan Muhammed İbn-i Abdülvahhab şöyle diyor mesela. Ondan aynen alıntı yapıyorum. Nevakizül İslam isimli risalesinde. Demin söylediğim kaideyi söylüyor. وَمَنْ لَمْ يُكَفِّرْ الْمُشْرِك۪ينَ اَوْ شَكَّ ف۪ي كُفْرِهِمْ اَوْ سَحَّهَا مَسْهَبَهُمْ كَفَارْ diyor. Kafir olur. Ve arkasından diyor ki bu konuda ulema icma etmiştir. Böyle bir icma var mı? Böyle bir icma nasıl olabilir yani?
Ben bu itirazı yaptığımda diyorlar ki Ehl-i Sünnet'in icması vardır. Bizim kitaplarda yok diyorum. Siz Ehl-i Sünnet değilsiniz ki diyor. Yani icma sadece kendi dar topluluklarıdır. Çünkü sünnet ehli olan, hak olan, taifetül mansura olan, ehlül hak olan sadece kendileridir. Tabii bu özellikleri saydıktan sonra şimdi tekfirciliğin çıkmazları üzerinde belki durabiliriz. Aslında tekfirciliğe karşı en önemli argüman birbirlerini tekfir etmeleridir. Yani tekfirciliğin en büyük sorunu tekfircilerin birbirlerini tekfir etmesidir. Eşeğsiz çoğalma gibi çoğalmaktadırlar. Tıpkı 1. ve 2. yüzyıldaki haricilerin başına geldiği gibi. Durmadan bölünmektedirler. Bugün bunu görüyoruz. Mesela şimdi tekfirin göreceliğinden bahsedeceğim. Nasıl birbirlerini tekfir ediyorlar. Şimdi Elbani'nin, çağdaş selefilerden örnek vereceğim. Elbani'nin mezhebi. Elbani tekfircinin en önemli argümanlarından bir tanesi olan Maide suresi 44, 45 ve 47. ayet. Estaizu billah. Ve men lem yahkum bima enzelallah fe ulaike humul kafirun. Bir sonraki ayette fe ulaike humuz zalimun. İki sonraki ayette fe ulaike humul fasikun. Kim Allah'ın hükümleriyle hükmetmezse kafirdir, zalimdir, fasıktır. Şimdi diyor ki Elbani, kim Allah'ın hükümleriyle hükmetmezse, yani bir devlet başkanı düşün, işte Türkiye, Mısır, belli ölçüde Suudi Arabistan, ne kadar şey varsa yani Pakistan da bunun içine giriyor, Sudan da bunun. Bir takım Allah'ın hükümleri dışında hükümler var ve bu hükümlerle hükmeden bir devlet var, hükümet var, bunun başında insanlar var, o insanların başında da belki bir insan var, tek bir insan. Elbani diyor ki ve men lem yukeffir kafiren fekat kefer ve men lem yahkum bima enzelallah fe ulaike humul kafirun. Kim Allah'ın hükmüyle hükmetmesi kafirdir, zalimdir, fasıktır. Yani mutlak olarak Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen herkes kafir değildir. Zalim de olabilir. Kimisi ise fasık da olabilir. Diyor. Bu aslında İbn-i Teymiye'nin de mezhebidir. İbn-i Teymiye'ye baktığımızda İbn-i Teymiye'de de bunu görüyoruz. Yani mutlak olarak Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen kafiri, hükmetmeyen devlet başkanı kafir saymıyor. Kafir de olabilir diyor duruma göre. Bunun ayrıntısına gitmiyorum. Bizim tefsir kitaplarımızda bu açıklanır. Kafir de olabilir, zalim de olabilir, fasık da olabilir. Bu bir tutum mesela. Şimdi bu Nasreddin Elbani'nin mezhebi. Ve şeye dayanıyor, İbn-i Teymiye'ye dayanıyor. El-Kaide'nin mezhebi nedir burada? Kaide örgütünün mezhebi. Kaide örgütü diyor ki, kelime-i şehadet getiren insan, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen insan, şirki görülse bile tekfir etmeyiz diyor. Çünkü o insan kelime-i şehadet getiriyor, gidiyor camiye namaz kılıyor. Ramazan gelince oruç tutuyor. Fakat Maide 44, 45 ve 47. ayetler hususunda hassas. Diyor ki onların ifadesiyle kim demokrasiye ki asrın küfrü, yüzyılın küfrü ifadesini kullanır El-Kaide literatürü. Kim demokrasiye tabi olur ve onu isterse İslam dışında bir din edilmiş olur. Yani o kişi devlet başkanı tekfir edilir.
Peki bu devlet başkanını seçmek için seçimlere gidip oy kullanan kimse kafir midir? El-Kaide diyor ki kafir değildir. Kafir değildir. Çünkü onlar la ilahe illallah demektedirler. Yaptıkları yanlıştır, şirk küfrüdür. Şirk küfrü gibi gözükür, ameli küfürdür. Ama onları biz umumi tekfir ile tekfir etmeyiz. Çünkü onlar durumu bilmemektedirler. Tevhidi tam tevhidi bilgisizliği onlar için bir mazerettir. Mazeretlerinden dolayı tekfir etmeyiz. Mesela bu Elbani'nin şeyinden bir üst derece tekfirciliktir. Şimdi gelelim DAEŞ'in mezhebine. DAEŞ ne diyor? DAEŞ diyor ki hayır diyor, El-Kaide'ye itiraz ediyor. Tamam, siz Elbani gibi düşünmüyor olabilirsiniz. Ve menlem yahküm bime enzelallah, Allah'ın hükmüyle kim hükmetmezse onu kafir sayıyorsunuz, tekfir ediyorsunuz. Ama onları seçen, onlara razı olan, onların askerliğini yapan, onların yargıçlığını ve hakimliğini yapan, polisliğini yapanları tekfir etmiyorsunuz. Niye? İşte la ilahe illallah diyorlar diye. Hayır diyor, biz bunu kabul etmeyiz. Biz onları da tekfir ediyoruz. Onları da tekfir ediyoruz diyor. DAEŞ'in mezhebi bu şekilde. Halk ne olacak peki? Halk. Onları tekfir etmeyiz çünkü onlar aksi görünmedikçe umumi olarak Müslümandır. Aksi görünmedikçe, yani direkt küfre alamet bir tekil, fert fert bir bunun bir göstergesi yoksa onları tekfir etmeyiz. Müslüman kabul ederiz. Bakın bu da üçüncü derece. Biraz daha üste çıktı. Dördüncü, DAEŞ'i tekfir edenler. DAEŞ içinde Kafkasyalılar başta olmak üzere bazı gruplar çıktı 2015'te, 2016'da. Bunlara Hazimiye grubu deniyor. Evet. İsimlerini ben yazmıştım da. Evet. Ebu Halid el-Kuveyti, Hazimiye grubu. Bunlar DAEŞ liderliği, yani DAEŞ'in halifesi olan Ebu Muhammed el-Bağdadi tekfir ettiler ve onun etrafındaki. Neden? Çünkü Bağdadi ve DAEŞ yönetimi, hükümeti Irak ve Suriye halkından zekat topladı. Irak ve Suriye halkı kafirdir. Kafirden zekat toplanmaz. Kafiri tekfir etmedikleri ve onları Müslüman sayıp onlardan zekat aldıkları için onlar da kafirdir. DAEŞ bunları hapsetti. Liderlerini infaz etti. Şu an hatta hapiste oldukları kendi hakimiyet küçük alanlar kaldı gerçi ama orada hala hapiste oldukları söyleniyor. Bakın şimdi burada dört tekfir kademesi gördük. Tekfirin göreceliğinden bahsettim. Şimdi ne oluyor biliyor musunuz? Her bir kademe kendisinden aşağıdaki kademeyi mürcii, kendisinden üstündeki kademeyi harici sayıyor. Mesela El-Kaide Elbani'yi mürciye olmakla, DAEŞ'i harici olmakla suçluyor. DAEŞ infaz ettiği, hapsettiği o kendilerini tekfir edenleri harici, El-Kaide'yi
El-Kaide gibi düşünen Ebu Muhammed Makdisi'yi, Ebu Katade'yi veyahut Eymen Ez-Zevahiri'yi ne yapıyor? Mürci olarak kabul ediyor. Eymen Ez-Zevahiri'yi Şia'yı umumi bir tekfirle tekfir etmediği için tekfir ediyorlar. Kaidenin şu anki lideri olan Eymen Zevahiri'yi Şia mezhebini, yani Şia mezhebini değil de Şia'yı mesela bütün Şiiler kafirdir demediği için kafir sayıyorlar. Ebu Katade'yi Elbani'ye mürci'e demediği için kafir sayıyorlar. Ve Ebu Muhammed Makdisi'yi Hamas örgütünü ve Hamas'ın lideri olan Şeyh Yasin'i tekfir etmediği için tekfir ediyorlar. Bakın yani iş çok ciddi, yani göründüğü gibi değil. Gerçekten bir marazi, çok ağır bir marazi durum var. Yani ve bu sonuçları ciddi olmasa bu kadar önemli olmaz. Yani bu işin sonu, yani tekfirin sonu ölüm işte. Yani Allahu Ekber sesleriyle kafa kesmek, cami bombalamak, pazar yerine intihar saldırısı düzenlemek, Müslümanların kadınlarını, kızlarını kaçırıp cariye edinmek. Bunları görmedik mi? Hepsini gördük. Hepsini gördük. Gerçekten problemli bir durumla karşı karşıyayız. Şimdi tabii tekfirciliğin bu teolojik tarafı, dini tarafı üzerinde durduk ama bir işin sosyopsikolojik tarafı da var. Yani tekfirci kesimler niye tekfirci oluyorlar? İşin mezhebi boyutu vesaire var. Şia'da da bu var. Yani Şia'nın tekfircileri yok mu? Şia'nın tekfircileri de var. Kendi işlerinde onlara Vehhabi diyorlar. Yani mesela Sünnileri tekfir eden Şiiler var. Şiileri tekfir eden Sünniler olduğu gibi. Oysa Ehl-i Sünnet'in kaidesi nedir? Ehl-i kıble tekfir edilemez. Şia Ehl-i Sünnet değildir. Ehl-i bidattır ama ehli bidat olmak onları dinden çıkartmaz. Gerçekten yaptıkları şirke sebep midir? Ben Müslümanım dedikleri için Müslüman kabul edilirler. Son kararı Allah'a havale ederler. Böylece ne olur? Barış tesis edilmiş olur. Müslümanlar birbirlerine silah çekmemiş olur. Şimdi tekfircinin sosyopsikolojisi, cehalet. Yani mesela bu DAEŞ'i tekfir edenlerin Kafkasyalı gruplar olduğu bilgisi var elimizde. Neden? Çünkü mesela Araplar arasında bu aşırılığın daha az olduğu ifade ediliyor. Yani neden? Çünkü dini daha yüzeysel biliyorlar. Sovyetler Birliği çöktükten sonra bir eğitim boşluğu olmuş. Bir şekilde bunların yanına gidilmiş demek ki. Medreseye alınmış. Selefi yapılmış. Ama din tam anlamıyla öğrenilmemiş. Cehalet, taassup, mezhepçilik gayreti, cedelci yaklaşım. Bazı insanların psikolojisi cedelcidir. Kolay kolay yatışmaz. Yani bu tiplerin, bu mizaçlı insanların, bu karakterdeki insanların daha çok biz tekfirciliğe meyal olduğunu görüyoruz. Tartıştığınızda hemen sesini yükselten, hemen kavgacılığa girişen insanlarda tekfirciliğin daha yoğun bir şekilde görüldüğünü, daha sakin tabiatlı insanlarda bunun daha az görüldüğünü biz tespit etmiş durumdayız. Yani bu konuda din psikolojisi uzmanları çalışmalar yapıyorlar. Öfke, intikam ve husumet psikolojisi.
siyasal fanatizm. Bunları beraber ele almak gerekiyor. Mesela Osmanlı'da Şia'nın tekfiri ne zaman görülüyor? Osmanlı'da Şia'nın tekfiri fetva kitaplarına baktığımızda 1500'ü 1600'lü yıllarda görürüz. Çünkü Osmanlı'nın o zaman kimlerle mücadelesi var arkadaşlar? Safavilerle bir siyaset mücadelesi var. O zaman artık Ehl-i Sünnet vel Cemaat'in kelam kitapları, medreselerde okuttukları Teftezani'nin, Cürcani'nin bir önemi kalmıyor. Ehl-i kıble tekfir edilemez anlayışı gözden kaçıyor artık. O zaman siyaset ön plana geçiyor ve tekfir artık kitaplara girmeye başlıyor. Tekfir kitaplara girmeye başlıyor. Ondan önce yok mesela. Sonra bu husumet ortadan kalkınca 19. yüzyılda tekrar ortalığın sakinleştiğini, fetva kitaplarının Elfaz-ı Küfür kitaplarının daha sakinleştiğini görüyoruz. Elfaz-ı Küfür kitapları. Artık eski şeyler kalmıyor. Çıkar ilişkileri menfaat kökenli şeyler. Münasebetsiz dini heyecan. Dini heyecan olabilir herkeste ama bu münasebetsiz bir şekilde olursa bu tekfirciliğe dönüşebiliyor. Evet, çıkar yol değil tekfircilik. Çünkü tekfirciler birbirlerini tekfir ediyorlar. Diyorlar ki saflar ayrılmaz ise devrim gerçekleşmez diyorlar. Tekfirciliğin en önemli argümanlarından bir tanesi. Saflar ayrılacak. Mufasale diyorlar kavram olarak. Saflar net olacak ki devrim gerçekleşsin. Bu tez batıl. Çünkü tam tersi oluyor. Yani saflar ayrılınca o ayrılan saflar küfürle savaşacakları yerde birbirleriyle savaşıyorlar. Aslında safların ayrılması devrimi değil, devrimi kolaylaştırmıyor. Devrimi baltalıyor. Bunu tekfircilere sağduyuyla anlatmak lazım. Diyorlar ki düşman oyununa geliyoruz tekfir etmemekle diyorlar. Oysa baktığımızda tekfiri Müslüman düşmanlarının, İslam düşmanlarının istediğini görüyoruz. Çünkü tekfir fitneyi doğuruyor. Fitne İç savaşı, iç mücadeleyi doğuruyor. İslam düşmanları bunu istiyor. Ve tekfirciliğin bir şekilde kendini ilah yerine koyma anlamına geldiğini de bu arkadaşlara anlatmamız gerekiyor. Çünkü siz Allah'ın vereceği bir hükmü, tabii bu açık hükümse bunu müçtehitler verebilir. Tekfir ilmine sahip olan insanlar bunu yapabilir. Ama sıradan insanların bunu yapması bir nevi insanın kendisini Allah yerine koyması anlamına geliyor. Peygamber Efendimiz'in hayatına baktığımızda tekfirciliğin ilacını orada görürüz aslında. Burayla bitireceğim konuşmamı. Peygamber Efendimiz'in hayatına baktığımızda gerçekten onu örnek aldığımızda bizim tekfircilikten ne kadar uzak olmamız gerektiği çok rahatlıkla anlaşılır. Yani siyere bakıldığında, Peygamber Efendimiz'in münafıklara olan tavrına bakıldığında, hepsini bilmesine rağmen, onların kafir olduklarını bilmesine rağmen, onların cenazesine bile katıldığını, Peygamber Efendimiz'in Cenab-ı Allah'ın Tevbe suresindeki uyarısı gelene kadar teçhis ve tekfin işlerine dahi katıldığını, cenaze namazlarını kıldığını görüyoruz. Kimseye onların kafir olduğunu, münafık olduğunu da söylememiştir. Tek bir sahabe dışında bunu söylemediğini de biliyoruz. O söylediği sahabenin de kimseye söylemediğini biliyoruz. Kimse tekfir edilmemiş. Çünkü eğer tekfir etseydi o zaman insanlar şu sıkıntıya kapılacaklardı. Yani biz Müslümanız
deme dışında nasıl artık kendimizi Müslüman gösterebiliriz ki? Namaza da geliyoruz. Belki yatsı ve sabah namazlarına, yani yukimine saati babun küsala, tembel tembel geliyoruz. Zekatı istemeye istemeye veriyoruz ama biz nihayetinde mescitlere görünen insanlarız. E o zaman bizi nasıl tekfir edersin sen? Peygamberimiz tekfir etmemiş bu insanları. Yani namaz kılıyorlar çünkü. Sahte kıldıklarını bildiği halde tekfir etmemiş. Onların çünkü akrabaları vardır, çocuğu vardır, insanlar alışveriş yapıyor onlarla. Çünkü Müslümanların birliği esastır. Müslümanların birbirini dışlaması onları mal ve can emniyetlerini ortadan kaldırması gerçekten Müslümanlar için büyük bir fitnedir. Evet, burada ben bırakıyorum. Bir saat vaktimiz de doldu. Biraz daha vaktimiz var. Bana söylenen soru-cevap şeklinde bunu devam ettirebileceğimiz şeklinde seminerimizi. Sabırla ilgiyle dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah faydalı olmuştur. Evet, soru varsa alabiliriz. Arkadan soru var. Mikrofonumuz var mı bilmiyorum. Herhalde duyabilirim herhalde. Hocam, bahsettiğimiz çerçevede FETÖ hareketini tam olarak nereye koyabiliriz? Yani ehli sünnet kendi içerisinde birbirini tekfir edemez dedik mesela. Şimdi FETÖ hareketini bu tekfircilik veya mezhepçilikle alakalı doğrudan alakalı bir mesele olarak ben görmüyorum. FETÖ ayrı bir vakadır yani. Sen ne açıdan sordun onu tam anlayamadım. Yani ehl-i sünnet dışı hiç falan... Genel anlayış içerisinde ehl-i sünnet tekfir edilemez dediğimiz için bu tarz hareketler varlığını reddedemeyiz ve FETÖ'yü nereye koyacağız? Arkadaşlar, FETÖ'yü kim tekfir etti ki şimdiye kadar? Ben hiç duymadım FETÖ'yü. Cenaze namazları kılınmadı hocam. He? Cenaze namazları... O cenaze namazlarının kılınmamasının sebebi kafir olduklarından değil. Bagi olduklarından dolayıdır. Yani o fıkhi bir hükümdür. Diyanet bunu açıkladı. Bazı yani o darbeye karışıp teröristlik yapan, Müslümanlara ateş açan, onların ölmesine ve yaralanmasına sebep olan insanların cenaze namazları kılınmadı, doğru. Ama onların kafir olduklarından veya tekfir edilmelerinden değildi bu. Bu açık yani, bu açıklandı zaten müftüler tarafından. Bagi oldukları bu fıkıh kitaplarında bunun yeri var. Yani anarşi çıkarttıklarından dolayı. Tamam. Hocam, Abdülsamet Şentürk ismim. Öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Evet. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde Selefilerin homojen bir yapıya sahip olmadığını anlattığınız için size teşekkürü bir borç bilirim. Çünkü Selefiler her zaman aynı kefeye konuyordu bütün Selefiler. Hocam, benim bir sorum var. Bazı dini hiziplerin gnostik, metafiziksel ve mistik şekilde dini deklarasyonu insanı tekfirciliğe iter mi? Yani tekfirciliğin sebepleri, tekfirciliğe itilen sebepler nelerdir? İnsanlar neden birbirlerini tekfir ediyor? Ya onu saydım işte. Cehalet dedim başta, taassup dedim. Yani cemaatçilik dedim, mezhepçilik dedim. Cederci karakter dedim. Öfke, intikam ve husumet psikolojisi dedim. Sağduyu yoksunluğu dedim. Siyasal fanatizm dedim. Çıkar ilişkileri ve menfaat beklentisi. Cenab-ı Allah ne diyor? Yuridune araza yuridune araza söyle hafız. Araza dünya. Dünya. Siz diyor, ayetin başını okuyalım, burada da var. Estaizu billah, ya eyyühellezine amenu.
Ey iman edenler, izâ darabtum fî sebîlillâh, yeryüzünde harbe çıktığınızda, fetebeyyenû, araştırın, ve lâ tegûlû limen elgâ ileykumus selâme, leste mü'minen, size selam verene mü'min değilsin demeyin. Leste mü'minen, tebteğûne araza hayatı dünya. Dünya hayatını, dünyanın geçici menfaatini isteyerek bunu yapıyorsunuz. Yani burada bizim, sizin maddi bir beklentiniz var. Onları dışlayarak, tekfir ederek. Onlara kâr. Hocam bir de sadece Selefilerin tekfirinden veya terör faaliyetlerinden bahsettiniz. Hanifi Maturidi olan Taliban'ın tekfirinden ve terör faaliyetlerinden bahsetmenizi rica ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Arkadaşım tabii sadece Selefilik dediğim gibi daha çok malum. Ama sadece onları tekfirci olarak İran'ın yaptığı gibi şeytanlaştırmak da doğru değil, yanlış. Yani bizi yanlarına alıyor İranlı mezhepçiler. Diyorlar ki bakın siz de onları sevmiyorsunuz, Vehhabileri. Biz hep beraber onlarla mücadele edelim. Suudi Arabistan'la mücadele edelim. Ey Türk halkı, siz de bizim gibisiniz. Hayır arkadaşım, siz de mezhepçilik yapıyorsunuz. Siz de mezhepçilikle aynı kapıya çıkıyorsunuz. Siz de DAEŞ bir taraftan Şii öldürürken Haçlı Şabi de Irak'ta Sünnileri öldürüyor. Aynı mezhepçilik gayretiyle. Yani değişen bir şey yok. Tarikatçılar da dediğim sebeplerle tekfirci duruma düşebilirler. Aslında düşmemesi gereken Hanefiler de dediğim sebeplerden dolayı aynı kefeye düşebilirler. Şimdi Hanefilerin tekfirciliği şurada ortaya çıkıyor. Dediğim gibi bu mezhepçilik gayreti zaman zaman arizi olarak İslam tarihinde belli dönemlerde ortaya çıkmış. Ve bu ortaya çıktığı dönemlerde yine arizi olarak belli bir literatür oluşmuş. Fetvalar oluşmuş. Fıkıh kitaplarına girmiş. Elfaz-ı küfür özellikle. Yani şeyde olmayan, selefilikte olmayan bir literatürdür bu, elfaz-ı küfür literatürü oluşmuş. Şimdi siz, ben Hanefiyim, işte Hanefi eski kitapları açıyorum, bundan 200 yıl önce, 400 yıl önce, 600 yıl önce yazılmış, o dönemdeki şartlarda yazılmış kitapları açıyorsunuz, fetva kitaplarını açıyorsunuz. Elfaz-ı küfür kitaplarını açıyorsunuz. Şunu söyleyen kafir olur, bunu yapan kafir olur, bunları görüyorsunuz. Ha diyorsunuz ki bugün ben Hanefiysem eğer bu Hanefi kitaplarına göre hükmederim. Ve bugün bunun karşılığı neyse o tekfiri gerçekleştiririm diyorsanız işte burada Hanefi tekfir anlayışı ortaya çıkıyor. Yani yeni bir değerlendirme, Hanefi usulü takip ederek ve özellikle Hanefiliğin vazgeçilmez, Maturidiliğin vazgeçilmez bir esası olan ehli kıble tekfir edilemez anlayışını ikinci plana iterek siz Hanefilik yapmaya çalışırsanız o zaman ortaya Hanefi tekfiri de çıkacaktır. Aynı o Selefiliğin Kur'an ve hadis metinlerine mekasıdı göz önüne almadan sarılıp oradan doğrudan hüküm çıkartmak o mesela şeyin o Maide suresindeki ayetlerde yapıldığı gibi nasıl onlar metinler üzerinden veyahut işte kim namazı terk ederse o kafirdir hadisine bakarak veyahut kim zina etmişse zina ettiği zaman Müslüman değildir sahih hadis-i şerifine tek başına bakarak tekfir yapıyorsak bir Taliban Hanefi medrese talebesi de Serahsi'nin kitabını açarak, Merginani'nin kitabını açarak, İbn Abidin'in kitabını açarak, falan kişinin Elfaz-ı Küfür kitabını açarak
oraya bakarak o lafız ve ibareler üzerinden tekfir yapabilir. Mantık aynı mantık. Tamam. Evet. Hocam öncelikle okulumuza hoş geldiniz. Sağ olun. Hocam Sur Devleti'nin kuruluşundan bahsettiniz. Kuruluşunda daha katı bir tavır vardı. Ama şu an Sur Devleti'ne bakıyoruz hocam. Daha çok siyasal İslamcılar, mesela Seyit Kutup gibi, Hasan Erbanlar ya da Mevlut gibi kişilere karşı tavrı var. Ülkesinde bu tür akımları istemiyor. Ve bu tür akımlara karşı da tavrı var. Yani ama bakıyoruz. Bunlar da mesela cihazı savunan, laiklik ve demokrasiye karşı tavrı olan insanlar. Ama yani sanki bu uçmazlık var gibi. Ya şimdi Suud'un iki tane alerjisi var. Birincisi İran alerjisi, ikincisi İhvan alerjisi. Şimdi İran alerjisi siyasi rakibi ama bunun itikadi bir tarafı da var. Vehhabilik, Şia'yı müşrik kabul ettiği için bunu şey olarak destekliyor. İtikaden de destekliyor siyasi rakibi olan İran'la mücadelesinde itikadi argümanları da kullanıyor. İkinci alerjisi İhvan alerjisi. İhvan alerjisini de anlamak mümkün. Rahatlıkla anlayabiliyoruz. Çünkü İhvan hareketi ve İhvan benzeri hareketler, sadece İhvan'ı demeyemiz, Hamas hareketi de aynı durumdadır. Veya işte Pakistan'da Cemaat-i İslami hareketi de aynı durumdadır. Bunlar İslamcı oldukları için monarşik, oligarşik iktidar biçimlerine karşılar. Kendileri monarşik bir yapıda olduğu için bunları da siyasal bir tehdit olarak görüyorlar. Mesela Suud Vehhabiliğine baktığımızda veya Suud Selefiliğine baktığımızda resmi saray alimleri dediğimiz o ulemaya, Necid ulemasına baktığımızda mesela tıpkı eski mezhepleri ya o 72 fırka içinde fırka-i nariye, fırak-ı nariye dediğimiz cehennemde olacak bir açı fırkaları nasıl işte Mürciye, Mu'tezile, Hariciye, Beyaniye falan diye onlarca isim var. Onun gibi mesela Kutbiye, Mevdudiye, Hümeyniye diye isimlendiriyor. Onları şey yapıyor. Bennaiye diyor mesela. Hasan el-Benna takipçileri. Onları böyle ehli sünnet dışında şey yapıyor, dışlayarak onları mahkum ediyor. Böylece aslında iki şeyini siyasi anlamda kendisini 20. yüzyılda tehdit eden iki önemli akımı, bir tanesi mezhep gerçi, Şia'yı ve onun sahibi olan İran'ı ve İslamcılığı ve onun sahibi olan, birinci derecede sahibi olan İhvan-ı Müslümin hareketini ne yapıyor? Şeytanlaştırıyor, bidatçı yerine göre de Şia'ya yaptığı gibi tekfir silahını kullandırıyor. Yani durum bu şekilde. Bugün müstakbel kral olan Muhammed İbni Selman'ın yaptığı da aynıdır. Yani o da hemen İran'ın yanında mutlaka terörist dediği, aslında ne diyor? Suudi Arabistan'ı kötü yapan onlardır diyor. Vehhabilikte hiç suç yok. Selefilikte hiç suç yok. Ne olmuşsa Mısır'dan ithal edilen İslamcı akımlardan gelmiş bütün kötülük. O şekilde resmediyor. İslam aleminde Suudi Arabistan'ı ve onun mezhebi olan Vehhabiliği oldukça masum olarak gösteriyor. Son demeci de Amerika'da verdi. Bizim Vehhabilik diye bir şey neymiş o? Biz ilk defa duyuyoruz. Bizim mezhebimiz dört mezhepten bir tanesi olan Hanbeliliktir. Deme pişkinliğini gösterebiliyor. Evet. Hoş geldiniz. Sağ olun. Yine merak ettiğim nokta şu. Malum günümüzde bazı insanlar bir takım cemiyetlerin, cemaatlerin veya tarikatların bazı uygulamalarına, bazı fikriyatlarına şirk unvanı takıyorlar kendi fikriyatlarıyla, yorumlarıyla. Bunu tekfircilik bağlamında nerede değerlendirmek lazım? Teşekkür ederim.
Ya şimdi bir şey doğrudan şirkse o şirktir zaten. Yani ona şirk demek gerekir. Alimlerimiz şöyle bir tavırları olmuş. Yani mesela bir şey küfürdür. Ona küfür denir. Şirkse şirk denir. Ama tevil etme şansımız olduğu için o küfrün faili olana kafir denmez. Çünkü ne iş, yani onu başka türlü de bize açıklayabilir. Veyahut o konudaki bilgisizliği onu mazur hale getirebilir. Genelde bizim Ehl-i Sünnet ulemasının genel tavrı budur. Bir fiil şirkse şirktir, küfürse küfürdür. Ama onun sahibi doğrudan müşrik veyahut kafir denilmez. İlk elde doğrudan direkt bu söylenmez. Genel adab bu şekildedir. Bu böyle yapmak lazım. Gazali ile Faysal-ı Tefrika'da hep çoğunuzun belki bildiği derslerde belki önünüze gelmiştir. Diyor ki bir fiil diyor. Bir fiil küfür gibi görünüyor ama biz onu yorumlamaya tabi tuttuğumuzda belki 100 yorumdan 99'u onun küfrüne işaret edebilir. Ama bir yorum onun imanına işaret ediyorsa bizim o imana işaret eden yorumu ön plana çıkartıp öbürlerini görmezden gelmemiz daha doğru bir yoldur. Çünkü mümine kafir demek, kafire mümin demek demenin sonucundan daha ağır sonuçlar ortaya çıkartmaktadır. Tekrarlıyorum. Bir mümine kafir demenin sonuçları kafire mümin demenin sonuçlarından daha ağırdır. Eğer bu ölçüleri esas alırsak bizim daha rahat hareket etmemiz, daha ölçülü hareket etmemiz, fitneden daha uzak hükümlerde bulunmamız gerekecektir. Bunu yapmamız lazımdır zaten. Bunu yapmadığımız için işin içine husumet giriyor, cehalet giriyor. O saydığım sebepler, sağduyu yoksunluğu filan. Dolayısıyla en kolay şey nedir? En kolay içinizdeki nefreti dökebileceğiniz ve ayrıştırabileceğiniz kısa yol nedir? Kestirme yol nedir? Tekfir etmektir. Bu uygulanıyor maalesef. Yani bunu aslında tarikatlarda da bu işten en uzak olmalı, en müsamahkar, en hoşgörülü, en toleranslı olması gereken tarikatlarda dahi Ehl-i Sünnet adına tekfir silahının işletildiğini maalesef görüyoruz. Sadece selefiliği bu konuda suçlamak yanlış olur. Tekrar hoş geldiniz hocam. Ben şöyle bir soru sorayım. İki kavramdan bahsettiniz. Mezhepli olmak ve mezhepçi olmaktan bahsettiniz. Söylediklerinizden şu anlaşılabilir mi? Şimdi mezhepli olmak tekfirciliği doğurmaz. Tam tersi mezhepçi olmak tekfirciliği doğurur. Doğru. Oysa ki son dönemde yani özellikle modern, bundan içerisinde ilahiyatçılar da dahil mezhebe bağlı olmayı tekfirci olmaya sebep olarak gösteriyorlar. Siz de buna ayrımını yapmış oldunuz. Hayır yani mezhebi siz nasıl mezhepli olmak ondan kaçamazsınız siz. Yani mezhepsiz olmak da aslında bir mezhepliliktir. Yani siz ayrı bir yol çiziyorsunuz yani. Ya kendinize ayrı bir yol çiziyorsunuz. Bu Kur'ani, Kur'ancı bir yol olabiliyor. Tarihselci bir yol olabiliyor. Yani o da bir mezhep, yani yol demek, mezhep demek aynı şey zaten. Bunu bu şekilde anlamak lazım. Şuralarda birkaç tane, siz mi soracaksınız? Selamünaleyküm özellikle. Fakültemize hoş geldiniz. Benim bu zamana kadar tekfircilik ve mezhepçilik hususunda dinlediğim en doyurucu tebliğ buydu bu zamana kadar. Bu nedenle ayrıca teşekkür ederim. Sağ olun. Meselenin tafsilatlarına kadar girdiniz. Benim size şöyle bir sorum olacak. O da bugünkü tebliğinizle alakalı bir noktaydı. Kufrun bunun kufru ifadesinin sistematik hale getirilen bir temi olduğunu söylediniz.
Ama ya daha önce de var. Sistematik demek yani bunu yoğun olarak kitapta belli bir kural etrafında yani İbn Abbas'ta dahi görüyoruz biz bunları yani İbn Abbas'ın mesela bu Maide suresi ayetleri tefsirinde bu tür yorumları görüyoruz. Evet. Ama sistematik halde İbn Teymiye ve talebeleri tarafından bu gündeme getiriliyor. Evet, buyurun. Yani bu kufrun doğuna kufru ifadesini sistemleştiren İbn Teymiye olmakla beraber bundan önce de kullanıldığını ifade ediyor. Tabii mi? Yani Mutezile'nin el menzile ve el menzile değil nedir? Aynı şey. Yani. Evet. El menzile ve el menzile. Bununla beraber son bir şey söyleyerek, temenni ederek mikrofonu başka arkadaşlara veriyorum. Allah Azze ve Celle bizi zincirleme tekfir tamamlasından muhafaza etsin. Amin, amin. Hocam. Ya zincirleme olmadan da yani ya irca Allah'a bırakmak yani ehl-i sünnet ircası bana göre en salim yoktur. Hocam. Evet. Ya hadis zaten sağlam bir yani sahih bir hadis değil o biliyorsunuz yani şey olarak. Efendim? Ya tabii ki meşhur bir hadis yani sahih meşhur olması sahih olması anlamına gelmiyor. Sahih olması demek uyduruk anlamına gelmiyor onu da söyleyeyim. Ha, makbul yani uyduruk hadis. Hasan Selim, çok güzel, ağzınıza sağlık. Türkler bunu tabii, yani çünkü fiili olarak bunu gerçekleştiren Fatih Sultan Mehmet'tir, yani Suud ne dersiniz? Dolayısıyla bu müjdeye erecek olan hadise göre bu millet olmuştur. Yani bu millet derken milliyetçilik yapmak istemiyorum yani Fatih Sultan Mehmet'in askerleri Türklerden oluşmuyordu. Araplar da vardı, Arnavutlar da vardı, her türlü milletten insan vardı. Ama işte Osmanlı'nın bir sultanına bu şey olmuştur, nasip olmuştur. Yani Roma iki defa fethedilecek falan diye başka hadisler de var Daesh'in kullandığı. Orada son kıyamete yakın bu işin olacağı ifade ediliyor. Galiba sizin dediğiniz onunla alakalı. Evet bir hanım öğrencimiz buyurun. Hocam şimdi gündemi takip ediyoruz ve doğru. Ya, bizim gençler olarak durmamız gereken yerdir. Evet, güzel. Çıkardığımızda medya yanlı olduğu için biz de tam olarak Müslümanlara gereken güzel. Güzel. Yani eleştirmek, tenkit etmek tekfir olmuyor. Yani burada tekfir çok dediğim gibi yani çok ağır sonuçları olan bir hükümdür. Ve Ehl-i Sünnet'in apaçık kaidesi ortadadır. Ehl-i kıble tekfir edilemez. Yani bunu Gazali'de de görürsünüz, Teftezani'de de görürsünüz, Cürcani'de de görürsünüz, Eş'ari uleması, Maturidi uleması. Bunu yazmışlar, şerh etmişler. Ama yeri geldiğinde Sünni kesimler ne yapmış? Şiilerle savaşmak zorunda kalmış. Çünkü ortada ciddi bir problem var yani. Savaşırken zaman zaman tekfir olmuş ama kafir oldukları için savaşmamışlar. Yani ortada bir problem var. Bunu halletmek için savaşmışlar. Savaşmasalar daha iyiydi. Ama yumurta bazen kapıya dayanıyor. Başka bir çare de olmuyor. O zaman da savaşmak durumunda kalınıyor. Hazreti Ali ile Muaviye ve Ebu Süfyan keyif için savaşmıyor. Yani keşke savaşmasalar ama ortada bir durum vardı. Kaçınılmaz bir şekilde bu
buraya doğru iş uzadı. O reddeye geldi. Şimdi bütün bunlar için biz İran'ı tabii ki sonuna kadar eleştirmeliyiz. Yaptıklarının İslam'a aykırı olduğunu, iddia ettikleri vahdete, ümmetçiliğe aykırı olduğunu, İslamcılığa aykırı olduğunu, zalimi desteklediklerini, Müslümanların kanında varken tekfiri kullanmayalım. Yani tekfiri kullanmamamız aslında bizi kendi kendimizde tutarlı ve itibarlı hale getirir. Gerçek ümmetçinin, gerçek Müslümanların iyiliğini isteyenin, Müslümanların birliğini isteyenin kimin olduğunu bütün insanlığa gösterir. İlla eleştirmek için tekfir yapmamız gerekmiyor, tekfir etmemiz gerekmiyor. Başka yolları var. Bunu kullanmalıyız. Zarureten kullanmalıyız. Yani ortada bir yanlış varsa illa bunu Şia'nın yapması gerekmiyor. Daiş, bir Sünniler de yapsa bunu, herhangi bir Hanefi kesim de yapsa, herhangi bir Sufi kesim de yapsa, bunu da sonuna kadar eleştirmemiz gerekiyor. Evet. Hocam, tekfircilik konusunda Türkiye'de sizce ne gibi önlemler alınmalı? Yani öğlen çay içtiğimiz arkadaşımız kendimizi tekfir edebiliyor mesela? Ya şimdi önlemin başında bir defa dini doğru bilmek, siyeri doğru bilmek, Kur'an'ı doğru anlamak, parçacı yaklaşımdan kaçınmak, sünneti yine doğru anlayıp parçacı yaklaşımdan kaçınmak. Parçacı yaklaşımdan nasıl kaçınabiliriz? Tek bir ayetle, tek bir hadisle veya iki hadisle, iki ayetle. Tekfir etmeyeceksek, bütüncül bakacaksak, bu bütünü ihata edecek ilmi, bilgiyi kuşanmakla olur. Bunu yapabilirsek, bu şeyi yayabilirsek, bu bilinci yayabilirsek, bir defa meseleyi büyük ölçüde halletmiş oluruz. Bunu nasıl yayacağız? İşte bu ilahiyat fakültelerinde yayacağız. Doğru bilgiyi kuşanarak yayacağız. İmam hatiplerde, Kur'an kurslarında bu olacak. Sivil toplumda bu olacak. Bunların yöntemlerini, tekniklerini daha doğrusu geliştirmemiz lazım. Tekfirciliği niye bu kadar yaygın bugün? Çünkü bu interneti en iyi kullanan bu kesimler. Onun yani adam 5 dakikalık video koyuyor. 5 dakikada tak 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 şu alim böyle dedi, bu alim böyle dedi, bu ayet böyle, bu hadis böyle. Sonuçta tekfiri yapıp çıkıyor işin içinde. Hemen 5 dakika. 10 dakika dinlemeye tahammülü olmayan gençler bunu dinliyorlar. Din bu diyorlar. Dolayısıyla siz teknik olarak ona karşı 5 dakikada bunun tekfiri sebep olamayacağını, tekfircinin yanlış olacağını 5 dakikalık videoda güzel bir şekilde onun yanında YouTube'a koyarsanız, o zaman genç onu dinlediği gibi öbürünü de dinleyecek ve aklı selimi kuşanma ihtimali daha fazlalaşacak. Ama o videonun yanında sizin videonuz şu an yok. Diyanetin videosu yok. Sağduyunun sesi yok. O 10 tane tekfirci video varsa bir tane sağduyunun sesi orada var. Dolayısıyla bunları geliştirmek lazım özellikle gençlere. Bu tekfircilikle daha çok karşı karşıya kalma riski olan kesimlere, yeni Müslüman olan insanlara, ayrımcılığa uğramış, İslamofobiye maruz kalmış Batı metropollerinde, Berlin'de, Londra'da, Washington'da, Paris'te yaşayan gariban Müslüman gençlere, Orta Asya'da, Çin'in baskısı altında, Kafkasya'da Rusya'nın baskısı altında yaşayan ve dini öğrenme hususunda eksiklik ile karşı karşıya kalan gençlerin önüne doğru bilgiyi koyarsak, maalesef bugüne kadar İran gitti oraya, Suud gitti, Türkiye de gitti ama Türkiye kiminle gitti? Kiminle gitti Türkiye? FETÖ'yle gitti. Maalesef. Yani
bir 20 sene heba oldu. Oraya aslında bizim doğru şeyle gitmemiz lazım. Yani orada Türkiye vardı ama yanlış kişiler de vardı. Şimdi artık bunları düzeltmeye çalışıyoruz ama epey bir zaman kaybettik. Bu arada tabii yani nefret suçunun suç olarak kabul edilmesi lazım. Önlemleri sordun ya, o yüzden cevap veriyorum. Yani adam bir cemaat tekfire başlamışsa onun üzerinde inzibati tedbirlerin alınması lazım. Yani çünkü o artık senin üzerindeki 5 Cenab-ı Allah'ın koyduğu 5 emniyeti kaldırmaya başlamıştır. Yani o cemaatlere inzibati tedbirlerin de alınması lazım. Yani bu da işin maddi tarafı. Son soru olsun. Evet, son soru. Bir tane daha alalım. Onu da sonra kapatalım. Yoruldum çünkü artık konuşamıyorum. Erdoğan'ın şu an Suriye'deki olaylara daha önceki bakış açısı, mesela Said Havan'ın Hama olaylarından dolayı biraz İran'a alevcisi vardı. Şu anki durumu nasıl? Ya zaten şu an İhvan Müslümin hareketi İran'da fiili olarak güçlü değil. Yani sahada grupları var. Feyla Püşşan mesela İhvan'a en yakın direniş grubudur. Ama mesela bir Tahrir-i Şam gibi veya Ahrar-i Şam kadar kuvvetli değil. Sahada pek yoklar. Siyasi olarak da çok güçlü değiller. Bu Hama darbesi, 82'deki Hama darbesi onları işte ya hapse doğru sürükledi ya da sürgüne doğru sürükledi. Ve Suriye'de devrim başlayınca toparlanmaları çok zor oldu. Ve dolayısıyla aslında Suriye'deki dini atmosfere pek uygun olmayan, özellikle yabancı savaşçılarla beraber güçlü hale gelen akımların etkisi sahada, askeri sahada daha hissedilir hale geldi. Soru neydi İhvan'la alakalı? Hocam, Said Havva'nın Ham olaylarından dolayı biraz alerjisi vardı İran'a. Şu anki İhvan'ın bakışı nasıl İran'a? Ya İhvan'ın şu an İran'a bakışı tipik İslamcı bakışıdır. Yani İran Müslümandır. Müslümandır ama yanlışlarıyla beraber Müslümandır. Küfre karşı, İslam düşmanlarına, Siyonizme karşı Müslüman oldukları için güçlerin birleştirilmesi gerekir şeklindeki şey. Said Havva'nın o tavrı tepkisel bir tavırdı. Biliyorsunuz kitap falan yazdı bu hususta. Çünkü Hama sırasında çok büyük bir katliam gerçekten. En iyimser rakamlarla 10 bin, 15 bin Müslümanın bizzat kendi devletleri tarafından bombalanıp yok edildiği bir süreçti o süreç. O sırada yeni devrimi yapmış, İslamcılık adına, ümmet adına yeni devrim yapmış, bir umut ışığı olan ve bütün Sünni hareketlerin kendisini desteklediği İran devriminin İhvan'ın yanında duracağına sırf mezhebi saiklerle ve siyasal sebeplerle Esed'in yanında durması gerçekten tahammül edilemez bir durumdu. Ve Said Havva'yı o tavra iten bu sıkıntılı durum olmuştur. Ama şu an Mısır merkezli genel İhvan'ın tavrı Said Havva'nın tavrı kadar keskin değil. Mesela bunu Hamas'ın İran'la olan ilişkilerine bakarak da rahatlıkla gözlemleyebiliriz. Evet. Konuşmalarından dolayı hocamıza, katılımlarınızdan ötürü de size teşekkür ediyoruz. Şimdi Sayın Mehmet Ali Büyükkadı hocamıza katılımlarından ötürü plaket takdimi için Dekan Yardımcısı Ümit Erkan Bey'i sahneye davet ediyorum. Thank you.